Hani unla suyu karıştırıp bir şekilde bir şeyler yapıp hani hiç değilse ekmeğe dönüştürmeye çalıştım. Bilmiyorum artık ne kadar bu sürer. Yani yarından sonra sizi anladığım kadarıyla çok zor bir tablo beklemiş olacak. Yeniden sokağa çıkıp kendinize gıda bulmak durumunda kalacaksınız. Onu da bulabilecek misiniz? O da büyük bir soru işareti anladığım kadarıyla. Evet, ben sadece bugün okuduğum bir şeyde paylaşmak istiyorum. Tabii. Bir grubumuz var. İnsanlar sadece bundan söz ediyor. Eğer devlet bize, biz onları aradığımızda bu savaş başlamadan önce henüz bir bilgimiz yok, böyle bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Hani sadece evlerinizde durun, ülkenize gitmenize gerek yok. Şu anlık bir durum yok demiş olmasalardı şu an bu durumda burada olmayacaktık. Tahliye edecektik kendimizi diyorsunuz. O savaş başlamadan önce Evet. kendi yöntemleriniz de bölgeden çıkma gibi bir durumunuz söz konusu yok muydu Tabii peki? ki, tabii ki. Uçaklar ayın 17'si 18'ine kadar devam ediyordu. Ki ek seferler kondu. Ama biz bu sefer de bile hani okulumuz devam ettiği için kaçırdığımız derslerin telafisini verirken bizi okula çağırıyordu hocalarımız. Bu yüzden burada durmamız gerekiyordu. Biz bunu konsolosluğa söylediğimizde şu anda bir bilgimiz yok. Hani eğer durmanız gerekmiyorsa, burada bir işiniz yoksa gidin. Ama hani bir sıkıntı da yok dendi. Yani biz onlara güvenip şu an buradayız. Ve almayacaklarsa, yardım etmeyeceklerse de söylesinler. Ben artık evimde oturup beklemek istemiyorum. Ölümü beklemek istemiyorum. Peki öyle bir yanıt aldığında ne yapacaksın Aleyna? Şu anda evdesin. Ne yapacaksın? Sokağa mı çıkacaksın? Evet, sokağa çıkacağım. Olmadı, Ukrayna vatandaşlarıyla savaşacağım. Çok Hiç çok. değilse şereflice ölürüm. Evinde böyle korkarak değil. Ben Türk vatandaşıyım ve Türk insanı, Türk kadını nasıl savaştıysa kendi ülkem için olmasa da yaşadığım, yediğim, içtiğim Çok